sitemize gelen bir soru şöyle. Üstad risalelerin dağıtımının için gizli ve tedbirli bir şekilde yapmış. Neden bu kadar çekinmiş? Tabii bu soruyu soran haklı olarak soruyor. Ama üstadın yaşadığı döneme, üstadın yaşadığı zamana fikren gidebilsek, değil mi? Ya da o zamanki kitapları bir okuyabilsek, o zamanki dindar insanların, alimlerin çektiği sıkıntıları görebilsek, anlayabilsek, zaten bu sorunun cevabı otomatikman ortaya çıkıyor. Yani 19 sene bu ülkede Allahu Ekber yerine Tanrı Uludur okunmuş. Kendi evinde bile, hususi mahzeninde, hususi evinde bile diyelim, üstadımız talebelerle beraber Arapça kamet ettirildiği için, değil mi, karakola götürülüyor. Şimdi dolayısıyla kalk bu eserleri, hem de imanın en yüksek meselelerini, hem de şu kadar işte insanı ileride tenvir edecek, o zamanki işte idarecileri korkutacak. Üstadımız huffaş diyor mesela. Yarasa. Yarasa misali insanların gözlerini kör edecek bu nurlu hakikatları elbette onlar ne yapacaklar? Karşı duracaklar. Dolayısıyla bir çocuk doğmadan öldürmenin manası yok. Bu manada fazla da böyle bir cesurane davranmanın manası yok. Hikmetle davranacaksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke dönemindeki vaziyetiyle Medine dönemindeki vaziyeti bir olmadığı gibi. Evet. Mekke'yi fethettikten sonraki vaziyetiyle Medine dönemindeki vaziyeti de bir değil mesela. Çok enteresandır. Bunlar bizim için bir örnektir. Bunlar bizim için bir kılavuzdur yani. Bir rehberdir yani. Demek ki Mekke dönemini yaşadığımız vakit yapacağımız şey belli. Medine dönemi yaşadığımız vakit yapacağımız şey belli. Mekke'yi fethettikten sonraki vaziyetimiz varsa yapacağımız şey çok farklıdır. Osmanlı'nın ilk döneminde davrandığı ile Kanuni zamanında davrandığı herhalde bir değildir. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız vakit tekrar soruya dönelim. Üstadları niye bu kadar çekilmiş? Zamanın durumu, zamanın karanlığı. Üstadları yoksa diyor ki, tarihçi hayatım şahittir ki korku şimdiye kadar benim elimden tutup beni yapamamış, oturtamamış. Bana mani olamamış. Yani en büyük diyelim mesela kumandanlar üstadı idamla yargıladığı vakitte 5 para ehemmiyet vermemiş. Değil mi? Saçların başı adedince başların bulunsa, her gün biri kesilse hakikati imaniyeye feda olan bu baş zındıkaya teslim silah etmeyecek diyor mesela. Benim ölümüm hayatımdan fazla hizmet edecek diyor mesela. Nikola Nikolaviç'e üstadımızın duruşu belli. Ama artık üstadımız bir yumurta üzerinde yürüyor. Üzerinde de ciddi manada hakiki imaniyenin ağırlığı var. Dikkat etmek mecburiyetinde. Değil mi? Dolayısıyla böyle bir üstadın o zaman da yapması gereken buydu. Kaldı ki üstadımız bunun da sebebini anlatıyor. İmam-ı Ali Efendimizin bizzat kendisine verdiği bir emir. Tukadu siracun nuri sırran beyana. Tukadu siracun surci sırran tenevveret. Dolayısıyla o sırran tenevveret. Yani sen ancak sırlı bir şekilde, gizli bir şekilde tenevvür edebilirsin. İnsanları tenevvür edebilirsin. Buna dikkat et demek suretiyle de ona üstadının yani İmam Ali Efendimizin verdiği gaybi bir ders var. Üstadımızın yaptığının doğru olduğunu zaten okuduğumuz vakitte o zamanın icadını güzel bir şekilde görüyoruz. İskilipli Atıf Hoca merhum, Allah rahmet eylesin, şehit bizzat, hem de mazlum hem de masum. Daha şapka kanunu çıkmadan evvel şapkayla alakalı yazdığı bir eserden dolayı idam ediliyor. Şimdi kalkıp da sadece bir şapka kanunu daha çıkmadan şapkayla alakalı yazdığı bir eserden dolayı idam edilen bir örnek var. Hatta yüzlerce örnek var farklı farklı şeylerden. Şu kadar mükemmel bir eser yazacaksın, hem de şu kadar da meşhur olacaksın Bediüzzaman gibi. Hem de hükümet erkanı seni fevkada iyi tanıyacak ve her şeyle seni de tarasud altında, değil mi? Gözlemle ne yapacak? Müşahede etmeye çalışacak. Sen de kalk burada bu eserim var, idam edeceksin. Orada bir hikmetsizlik olur. Dolayısıyla Üstad Selim hem hakim hem de rahim isminin mazharı olarak buna fevkade güzel bir şekilde hikmetle ne yapmış? Dikkat etmiş ve hizmetini böylece büyütmüş yani. Evet, Allah razı olsun.